Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube ve Instagram için aldığım ürünleri, yani araç gereçleri söyleyeceğim. İşe yarayıp yaramayanları. O yüzden ben ilk zaten yeni başladım. Başladığım için de neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için bugün sizlere de ilk başlayacak olanları da bilgilendirmek istiyorum. Benim düştüğüm hataları siz de düşünmeyin. Çünkü verdiğimiz paralar çöp oluyor. O yüzden siz de aynı şekilde. Şimdi işe yarayanları söylediğimde umarım siz de. Doğrusu bu videoda benim işime yarayanları söyleyeceğim. Belki benim işime yaramamıştır. Başkasının işine yaramış olabilir. Fakat ben düşünmüyorum. Çünkü bunların ağırlığını, telefon ağırlığını bunlar kaldırmıyor maalesef. Şey olarak. Çünkü telefon ağır olduğu için ya yamuluyor ya eğiliyor. Öncelikle İlk aldığım ürünü tanıtayım ben size. İlk olarak değil, düşünmeyelim. İlkleri attım ben. İki tane kısa tripodlardan attım. İşe yaramadığı için üçüncü ürünle başlayalım. Bu. Bunu biraz uzun düşünün. Böyle üç bacaklı olanlarından vardı. İki tane. Evet, onları attım. Bunu düşünün. Bu. Bunu aldık. Böyle bir şey. Bunu da 30-40 TL falan vermişimdir. Öyle hatırlıyorum çünkü. Burasında ışığı var. Bu şekilde. Çekerim diyorum ama maalesef ki bu şekilde durmuyor. Koyduğumuz zaman bu şekilde durmuyor. Yamuluyor, düşüyor. Bu çok sağlıksız bir şey. İşe yaramaz. Yani bunu maalesef memnun kalmadığım için bunu ayırıyorum çöpe. Ondan sonra gittim bu ürünü aldım. Bu da böyle bir şey. Altı var yuvarlak. Hani ağır olsa belki işe yarardı fakat bu alt ağır değil. Şu kısım maalesef. Anında böyle telefonu koyduğumuzda yamuluyor. Yani bu da sağlıklı bir şey değil. Video çekeceğimi düşünün. Şu şekilde telefonu koyduğum zaman aşağı düşüyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor. O yüzden verimli bir alet değil. Bunu da beğenmedim. Bunun da yani şey olarak verdiğim para çöp. Buna da 50-60 TL falan vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunu da beğenmedim açıkçası. Ondan sonra deneyde bulduk doğrusunu. Ondan sonra gittik bunu aldık. Bunun mikrofonu da var arkadaşlar. Mikrofon telefonda kullanabiliyorum. O mikrofonda sıkıntı yok fakat şu alt kısmı çok kısa. Çok kısa. Şurası oynak. Çok oynuyor bu şekilde. Bir sağ, bir sol. Yani sağlıklı bir şekilde. Şuraya telefonu koyduğunuzda şöyle ayarlı bunlar zaten hepsi. Bu şekilde koyduğumuzu ayarlayabiliyoruz aşağı yukarı. Ondan sonra sıkıştırıyoruz, sabit bırakıyoruz. Bu şekilde. Bunu da beğenmedim açıkçası. Bu da maalesef işe yaramıyor. Buna da ne kadar vermiştim? 110 TL falan vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 110 TL falan olması lazım. Bu nasıl işe yarar? Bunu çözdüm. Mesela yemek videoları çekiyoruz. Telefonumuzu buraya koyduğumuzda bu şekilde tutarsak işe yarıyor. Bu şekilde kamerayı ters çevirip bu şekilde tutmamız lazım onun içinde. O şekilde yaparsak iş görebilir. Bana göre en güzel alet büyük tripodlar, ışıklı olanlar ve benim son aldığım ürün. Onu da size göstereceğim son aldığım. Zaten şu anki videomu onunla çekiyorum. O bahsettiğim ürün ne? Bu ürün arkadaşlar. Bu ürün. Gerçekten bence 10 numara bir ürün. Ben çok beğendim. Bu kısmı ağır. Telefonu koyduğumuz zaman şu kısmı kıskaçtı. Görüyorsunuz. Kıskacı var. Telefonu koyuyoruz. Sağa sola dönme gibi bir ihtimal yok. Burada ayarı var. İstediğimiz gibi sıkıştırabiliyoruz ayarını. Bu şekilde uzatabiliyoruz. Şu şekilde oynatabiliyoruz. Yani şöyle düşünün. Böyle düşünün. Bunu bu şekilde kaldırabiliyoruz. Bu şekilde aşağı doğru indirebiliyoruz. Yükseltebiliyoruz. Bu şekilde. Ve masaya koyduğumuzda hani yamuklu falan yapmıyor. Sağa sola dönme gibi bir ihtimali de yok bunun. Bunu genelde bana göre mutfakta yemek videolarında kullanabiliriz. Bana göre sağlıklı bu ürün. Bunun hem siyahı vardı hem beyazı vardı. Maalesef beyazı kalmadığı için ben siyahını aldım. Siyah da güzel bence bu şekilde. Bunu mutfakta nasıl kullanacağımı size göstereceğim. Evet.
Şu kısmı bu böyle sabit. Bunu böyle, bunun bir de vidalı olanları var. Masaya koyup alttan sıkıştırınca masada sabit kalıyor. Yani onu her yere götüremezsin. Mesela tezgahın üzerinde yemek yapacaksın. Yemek videoları çekeceksin. Onu o şekilde götürüp koyması elinizde taşımak zorunda. O zaman da bir anlamı kalmıyor bana göre. Bence bu en mantıklısı, en düzgün olanı. Ve ağırlık olarak da bayağı ağırlık. Şu kısım gayet güzel tutuyor, tutuşu. Mandal gibi düşünün. Bakın şöyle mandal gibi içinden bu şekilde kıskacı var. Yani buradan gözükmüyor olabilir belki ama fakat bu mandal bayağı bir büyük. Şöyle telefonu içerisine koyuyoruz. Bu şekilde kapattığımızda kapanıyor. Ve diğer ürünlerde şeye dikkat ettim. Telefonu koyduğumuz zaman tuşuna geliyor. Açma kapama tuşuna geldiği zaman direkt telefon kapanıyor. O zaman sıkıntı yaşıyoruz. Tekrar çıkar, aç telefonu, tekrar ayarla. Yani en azından bunun içine bıraktığımızda tam gelmiyor tuşuna da. Şu ortasından kıskacı koyduğumuz zaman ne oluyor? Kıskaçlıyor şu şekilde. Ondan sonra istediğimiz gibi telefonumuzun kamerasını açıp kapatabiliyoruz. Durdurabiliyoruz istediğimiz şekilde. Yani bence eğer ki yeni video çekecekseniz YouTube'da, Instagram'da bana göre bu. Diğerlerini hiç denemenize gerek yok. Işık olarak da tripod, büyük tripodlardan alabilirsiniz. Onun ışığı fena değil. Ve mutfak yemek videosu çekecek arkadaşlar. Mutfağa led yapabilirsiniz. Ben de yaptım bunu. İnternette görmüştüm. Yani şimdi ben ışık kullanmıyorum mesela. Şu an çektiğim video gün ışığından. Şundan çektiğim için de yani bu gayet ışık oldu, aydınlık olduğunu düşünüyorum. Akşam çekeceğim zaman ledi kullanıyorum. Yemeklerde falan sunumlarda onu kullanıyorum. Yani ben yeniyim. Henüz daha yolun başındayım da ilerisi için de düşünürsek eğer devam edebilirsem umarım ki ederim. O şekilde yani devam edeceğim. Fazla bir masrafa gerek yok. Hani şey olarak. Ben çünkü bunları deneye deneye öğrendim. Bu hatamdı. Yani ilk aldım. Bilemiyordum. Çeker diye düşündüm. Hani gittim aldım. Al çeker mi? Çeker dediler. Baktım işe yaramıyor. Diğer ürünü aldım. Ondan sonra o da işe yaramadı. Ondan sonra dedim başka bir ürün alayım. Diğerini aldım. O da işe yaramadı. En mantıklısı bu. Bu yeni geldiği için. Daha yeni videomu çekiyorum sizinle. Yeni geldiği için en mantıklısı bu arkadaşlar. Boşa çöpe paranızı atmayın. Beni dinlerseniz tabii karar sizin yine. Şimdi ben LED'imi de göstereyim. Mutfakta şu an LED'imi açtım. Size de göstereyim bu şekilde. LED'in ışığıyla. Evet. LED olarak. Bana bu yeterli. Eğer çok şey gelirse iki sırada yapabilirsiniz. LED'inizi. Bu şekilde yaptık biz. Mutfak videoları mesela bu şekilde çekmeyi düşünüyorum ben. Yeterince aydınlık yani. Diğer oturum aynı mutfakta zaten diğer oturduğum yerde. Orası gün ışığıydı. Burası tezgahın üzeri. Şimdi tezgahın üzerinde göstereceğim. Nasıl ayarlayacağım onu? Size nasıl göstereyim ben bunu şimdi? Şimdi tezgahın üzerine diyelim ki yemek videosu çekeceğiz. Evet, buraya koyduk. Tezgahın üzerine koyduk. Diyelim ki doğrama işlemini ya da sunum işlemini yapacağız. Bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Bir de şeyi çok güzel bunun. Şu yaydım ne deniyor buna bilmiyorum da. Raylı sistem mi deniyor? Çok bana göre güzel. Neden güzel? İstediğimiz gibi bununla oynayabiliyoruz. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz mesela şu şekilde. Evet. Yani sabit değil. En azından sabit olmadığı için istediğimiz oynatabiliyoruz bunu. Şimdi mesela diyelim ki yemek videosu çekeceğiz. Şu şekilde koyduk telefonumuzu. Evet, buraya koyduğumuzu düşünelim. Altta mesela doğrama, kesme, yani sunum, koyma gibi işlemlerde bence gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü deneyeceğim ben bunu bugün bakalım. Videolarımda da görürsünüz. Eğer düşünürseniz bence bu. Asla bundan vazgeçmeyin diye düşünüyorum. Çünkü ben birkaç tane videomu çektim. Diğerleri gibi beni uğraştırmadı. Diğerleri gibi yormadı beni. Çünkü ben diğerlerine bayağı bir uğraştım. Bayağı bir nasıl ayarlasam, nasıl yapsam, nasıl yapsam güzel olur. Bazı videolarıma bakarsanız hiç de güzel değil. Ben onların farkındayım ama en azından ben silmedim kalsın diye onları. O şekilde tüm yarın öbür gün baktığımda ilk başladığım şeylere, videolarıma bakıp nereden nereye diyebilirim belki. Kısmet olursa inşallah. Bu şekilde program var. Onu da göstermek isterim size. Eğer isterseniz yorum kısmında bana belirtirseniz
ben de size yardımcı olmaya çalışacağım. İşinizi kolaylaştıracağım. Çünkü ben bunları yaparken bayağı bir zorlandım. Bilmiyordum. Araştıra araştıra, sonra sonra YouTube'da genelde izleye izleye kendim çözdüm. Mesela edit, telefondaki edit programlarını, şeyleri. Şimdi yapabiliyorum kendim. Bilgisayarıma yükledim bazı programları iş yerinde. Orada uğraşıyorum. Mesela editlemeyi genelde ben iş yerinde yapıyorum. Evde zamanım olmadığı için, çalıştığım için. Gün içinde uygun saatlerde zamanım olmadığı zaman, işte yoğun olmadığı zamanlar onları editliyorum. O şekilde orada paylaşabiliyorum yani. Benim için daha kolay oluyor. Diğer türlü hem iş hem ev hem hazırla biraz zor olacağını düşünüyorum. Umarım bu videoda size faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Yani benim düştüğüm hatalara düşmeyin diye ben size bu videoyu çektim. Kesinlikle bu diyorum. Başka hiçbir şeye gerek yoktur. Ha, dışarıda tabii çekmek istediğiniz zaman o büyük tripodları kullanabilirsiniz. Fakat evde bu. Her zaman bence işe yarayacak. Ve benim yaptığım hatalar yapmayacaksınız. Paranızı çöpe atmayacaksınız. Ben çünkü bayağı bir harcadım. Evet arkadaşlar. Eğer ki bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız, dediğim gibi kanalıma abone olup yorum kısmına yazarsanız ben de size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.